Komutanla görüşebilir miyiz? Komutan burada değil. Ne zaman gelecek? Bilmem. İstiyorsanız şöyle bekleyin. Buyurun Ekrem Bey, bir istirhamınız mı vardı? Evet komutan. Sizden Kemal Bey'in ifadesini tekrar almanızı rica ediyorum. Kendisinin söyleyecekleri var. Pekala, gel bakalım. Herhalde içeri girmemde bir mahsur yoktur. Ne de olsa Kemal Bey'in ifadesi beni de ilgilendi. Buyurun. Öyle. Ya attın, öyle mi? Onları ormandan çıkarken gördüğün de yalandı. Öyle. Celal Akçay'ı Halide Şahin'in öldürdüğüne dair ifaden de yalandı. Evet. Ne icap ediyorsa yapmaya hazırım. Ekrem Bey, biraz konuşabilir miyiz? Kemal'in ifadesini değiştirmesine tesir ettiğiniz aşikar. Bunun bir ehemmiyeti yok komutan. Siz lütfen görevinizi yapın. Ancak Kemal ifadesini değiştirdiğini tehdit altında olduğunu söylerse... Bunu mütalaa etmek sizin vazifeniz değil. Ekrem Bey, istihbarat teşkilatının kıymetli bir üyesi olabilirsiniz. Ancak benim görev ve yetkilerime müdahale hakkınız yok. Yanlışsam düzeltin lütfen. Ben size müdahale etmiyorum komutan. Yalnızca yalan şahitlik yaptığını itiraf eden birisinin ifadesini tekrar almanızı rica ediyorum. O kadar. Hemen savcılığa ifadeni değiştirine dair bir dilekçe yazacaksın. Gel. Komiserim, demin bir ihbar aldık. Kızıltepe civarlarında zorla alıkonulan bir kadın varmış. Eşkali Serap Dinç hastanekine uyuyor. Toparlanın, hemen yola çıkıyoruz. Herkese haber sal. Komutanım. Ben de geliyorum. Kızıltepe'nin oraları iyi bilirim. Belki bir yardımım dokunur ha. Gel. Dur. Önce ifadeni yaz ve imzala. Tehdidinin hiçbir hükmü kalmadı Ekrem Bey. Halide Şahin. Celal Akçay'ı öldürmek suçundan yargılanıyorsun. Bir diyeceğin var mı? Soruyu tekrar ediyorum. Celal Akçay'ı sen mi öldürdün? Soruyu tekrar ediyorum. Halide Şahin, Celal Akçay'ı sen mi öldürdün? Bak burada Kemal Şahin'in... Kemal Şahin, sen neyin oluyor? Eşim olur efendim. Eşinin verdiği ifadeye göre Celal Akçay'ı sen öldürmüşsün. Sonra da cesedi gömmek suretiyle saklamışsın.
Gözlem konuşsana. Ben öldürmedim desene, kurban olduğum. Sessiz olun. Sayın hakim. Hakim bey. Daha önce vermiş olduğum ifadeyi geri almak istiyorum. Gece çok geç bir saatti. Karanlıktı. Yüzlerini göremedim. Halide olduğunu zannettim ama yanılmış. Halide Şahin'in Celal Akçay'ı öldürdüğü hakkında bir malumatın yok. Öyle mi? Hayır efendim, yok. Mahkemeyi oyaladığım ve Halide'nin sebepsiz yere tutuklanmasına sebep olduğum için sizden özür dilerim. Eldeki delillerin yetersizliği ve tanık ifadesine dayanarak Halide Şahin'in söz konusu suçu işlediğine dair herhangi bir kanıt görülmediğinden davanın düşmesine. Kemal Şahin'in karakolda verdiği önceki ifadesinin yanlış olduğunu mahkememiz önünde ikrar etmiş olduğundan ve bu yanlış ifadesi nedeniyle Halide Şahin'in tutuklanmasına sebep olduğundan Kemal Şahin'in İşlemiş olduğu iftira suçu hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 285 maddesini gereğince işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. Seni dışarıda bekliyorum. Dediğini yaptım. Şimdi sıra sende. Güllü nerede? Sakin ol. Dikkat çekeceksin. Beni yeterince oyaladın. Şimdi hemen cevap vereceksin. Eğer Orhan denen o Güllü'ye zarar verdiyse, onun kılına bile dokunduysa seni öldürürüm. Burada olmaz. Yürü. Ne oldu Gülizar Hanım? Dünet Bey'inki rezilliğinden sonra dezeme mi bel bağladın ha? Ben iftiraya uğradım bir kere. Benim hiçbir günahım yok. Vah vah vah. Yazık sana, yemin ediyorum ya. Hafız senin dengin değildi. Reşit dengin mi senin ha? Sana iftiraya uğradım diyorum ya. Anlamıyor musun sen? Kızım seni dezem ne yapsın ki ne? Bana bak Saloğlu. Hı. Sabahına benim tipimi tasına attırma, yoksa çok fena olur ha. Dezem. Geçmiş olsun, kurban oldum. Sağ ol Ramazan. Halide Hanım, geçmiş olsun. Allah kurtardı. İyi misin dezem? İyiyim Ramazan. Eve gidip dinlenmek istiyorum biraz. İyi, hadi. Şey Halide Hanım, ben çitlikten ayrıldım da eğer siz de münasip görürseniz artık sizin için çalışsam diyorum. Ayrıldın ne? Boğuldum demiyor da
Geçmiş olsun. Sağ ol Ekrem. Seni eve bırakayım. Hı hı. Ramazan, geldiğin için çok sağ ol. Sonra görüşürüz. Tamam Nezem, ben bunu arabaya koyayım. Gülizar, hadi gel. Ne arıyorsun burada? Adam ifadesini geri çekti ama ben yutmadım bilesin. Ali İhsan, bu konuyu konuştuk seninle. Ali de masum. Artık Halide Hanım'ı rahat bırak. Gerçek suçluyu bulacağım dedin ama bulamadın anlaşılan. Sana itimatım kalmadı Ekrem Bey. Bu mesele burada kapanmadı. Bilmiş ol. Ali İhsan, bu mesele burada kapandı. Eğer beni karşına almak istemiyorsan, bunu kafana iyi sok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.